Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen ekranda görmüş olduğunuz Huawei MatePad T8 tableti kutusundan çıkartıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz son dönemde özellikle Huawei bu tablet ve bilgisayar konusunda çok ciddi bir atağa kalktı. Ve biz yine YouTube kanalımızda geçtiğimiz günlerde Huawei MatePad Pro kalemli ve klavyeli tabletini incelemiştik. Onunla beraber Huawei'nin farklı farklı türde modelleri de bulunuyor arkadaşlar. Bu daha çok böyle hani giriş seviyesi diyebileceğimiz özelliklere sahip olan bir tablet bilgisayar. T8 şuradan geliyor. 8 inçlik bir ekranımız var. Zaten şurada da yazıyor. Huawei App Gallery var. Bu üründe yani Google servisleri bulunmuyor. Biliyorsunuz ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarından sonra Google Huawei'ye bazı modellerinde, hepsinde değil belki ama kendi servislerini kullanmayı yasaklamıştı. Bu yüzden bu telefonda işte YouTube, Gmail, haritalar ve benzeri uygulamalar yer almıyor. Farklı şekilde kullanabiliyorsunuz ama doğrudan doğruya kullanamıyorsunuz arkadaşlar. 8 inçlik bir tablet var. Oldukça küçük bir kutumuzda mevcut. Burada bir şeyler yazıyor işte diyorsunuz, görüyorsunuz. İşlemciden bahsetmiş, ekran boyutundan bahsetmiş, pilinden ve MIUI arayüzünden bizlere bahsetmiş. Şimdi çıkartalım kutusundan. Sıfır ürün gönderildiği için biliyorsunuz bizim standart prosedürümüz sıfır ürünlerde her zaman bir kutu açılım videosu yapıyoruz. Öte yandan bazı takipçilerimiz çok gerekli görmüyor kutu açılım videolarını ama sizden epey talep görüyor ve hatta bazı videolarımız, bunu da söyleyeyim buradan, kutu açılım videolarımızdan bahsediyorum. Normal incelemelerden daha fazla izleniyor arkadaşlar. O yüzden bunları yapmaya devam ediyoruz. Sizin de bu konuyla ilgili yorumunuz varsa bu videonun altında bizle paylaşabilirsiniz. Yani devam edin, etmeyin gibisinden. Evet, poşetinden çıkardık. Poşeti şöyle atıyoruz kenara. Şimdi bakalım. Şurada bir şeyimiz var. Bunu çıkarınca açılacak herhalde kutumuz. Evet, kutumuzu açıyoruz ve maşallah birebir sıfıra sıfır tableti içine koymuşlar arkadaşlar. Başka hiçbir yer kalmamış çıkaracağımız. 8 inçlik IPS teknolojisine sahip 1280'e 800 piksellik bir tablet bilgisayar bu. Şöyle göstermiş olalım. Küçük de güzel de. Hatırlayanlar vardır belki, böyle 6-7 inçlik telefonlar da vardı eskiden. Şöyle çıkaralım bakalım. Ya da şuradan mı sökeceğiz bunu? Yok, sökmemize gerek yok. Şöyle çıkacak. Evet, çıktı. Bunu şöyle kenara kaldıralım. Oldukça şık, güzel. Burada kameramız var sanırım. Şöyle göstereyim. Kameramız burada. Tam ortada değil, çok kenarda da değil. Böyle sağa yakın ama ortaya da yakın bir noktada duruyor. Kameramız tam şu parmağımın ucunda görünüyor. Evet, şu anda görünüyor anladığım kadarıyla. Açalım biz bir yandan. Açılırken o kutunun içerinin neler var onlara bir bakalım. Evet, şu anda açılıyor. Seri numarası yazan kağıdımız var. Şurada ne var? Muhtemelen adaptörümüz var. MediaTek'in MT8768 işlemcisini kullanıyor bu bilgisayar. Ha, sim iğnesi gibi bir şey var. Sim kart yok muhtemelen ama bellek kartı için muhtemelen bir yuva var. Onun içindir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir kablomuz var. Micro USB bağlantısı var muhtemelen. USB kablomuz. İşte kullanım kılavuzu vesaire filan fişmekan. Bunların yazılı olduğu. Şöyle göstereyim sizlere de. MatePad T8. MatePad ailesinin 8 inçlik modeli. Bunları kapatalım. Şimdilik bunlar çok işimiz yok. Bunu yerine koyalım. Peki burada ne var? Burada da adaptör vardır diye tahmin ediyorum. Evet, burada da bir adaptörümüz var. Onu da göstermiş olayım. Şöyle. Adaptörümüz de bu şekilde. Bunun dışında başka bir şey yok herhalde. Burada da boştur diye tahmin ediyorum. Evet, burada da boş. Şimdi kurulumu yapalım isterseniz sizinle birlikte. Evet, şimdi Türkçeyi bulalım, güzel dilimizi. Her zaman olduğu gibi. Tersten gidiyoruz biraz, o yüzden kaçırdık galiba. Evet, kaçırmışız. Türkçe dedik. Başlayın dedik. Sonraki diyoruz. Sonraki diyoruz. Atla diyoruz. Sonraki diyoruz. Atla diyoruz. Hayır, teşekkürler diyoruz. Manuel güncelle diyoruz. Yeni cihaz olarak kuralım. Biz sıfırdan bir cihaz olarak hareketleri denemek zorundayız. Zaten buna başka şansımız yok. Tamam, bunu kapatalım. Son diyelim.
ve tabletimiz açıldı. Söylediğim gibi Huawei App Gallery ekosistemini kullanıyor. MatePad ailesi anladığım kadarıyla böyle olacak. Bundan sonra çıkan yeni modellerden bahsediyorum. Biliyorsunuz Huawei tabletlerine MatePad, bilgisayarlarına ise MateBook adını veriyor. O seri altında çıkartıyor. MatePad Pro'yu biz test etmiştik. Söyledim. Güzeldi bir şey. Ben de çok beğendim onu şahsi olarak da. Gördüğünüz gibi kameramız şurada hemen. Şöyle göstermiş olayım. Arayüz aslında standart Huawei arayüzü bizi karşılıyor. Not defterine bir bakalım. Mesela güzel buradan. Böyle bir uyarı geldi şu anda. Şöyle yapalım. Güzel bir tablet olmuş işte arkadaşlar. Bakalım sağına soluna. Şurada ses açma kapama tuşu, power tuşumuz yine bu tarafta konumlandırılmış. Burada ise az önce bir görmüştük SIM kart iğnemiz vardı. SIM kart değil de o muhtemelen dediğim gibi bellek kartı yuvasıdır. Bir açalım bakalım belki SIM kart olduğunu sanmıyorum. Çünkü bunun SIM özelliği yok arkadaşlar. 2 GB RAM'imiz var bu cihazda. 32 GB'da bir depolama alanımız söz konusu. Android 10 işletim sistemi kullanıyor. Ve MIUI 10.0.1 arayüzüyle geliyor bu cihaz arkadaşlar. Evet şöyle çıkarttık. Görüyorsunuz. Burada böyle bir yuvamız söz konusu. Bu bellek kartı yuvası. Normal microSD bellek kartı alıyor. Biraz büyük gördüğünüz gibi. Huawei'nin kendi NM türünde bellek kartları var biliyorsunuz ama o bunu onu kullanmıyor. Çok bulunan bir bellek kartı türü değil. O yüzden bence kullanmaması daha iyi olmuş. Zaten ihtiyacınız olsa bir tane takarsınız, kullanırsınız arkadaşlar. Bunu şimdi arka tarafa açalım. Onu göstermedik çok. Kameramız var burada. MatePad Pro'da ben kamerayı çok beğenmiştim. Bunda nasıl bilmiyorum. Şurada hoparlör ızgaramız mevcut. Şöyle göstermiş olayım. Hoparlör ızgaramız burada arkadaşlar. Şöyle. Altta da var mı? Yok, sadece yukarıda var. Bakalım kameralar nasıl? Ben dediğim gibi beğenmiştim. Şöyle açalım. Sonraki etkinleştir diyelim. Her zaman izin ver diyelim. Kamera fena değil. Çok o kabiliyetli değil ama kötü de değil arkadaşlar. Şu anda beni görüyorsunuz. Bu şekilde bir kameramız da mevcut. Standart Android deneyimi ama söylediğim gibi Google servisleri bulunmuyor burada arkadaşlar. Google servisleri bulunmadığı için de Huawei App Gallery'i kullanmak zorundayız. Kameralarımız arka kameramız Full HD 30 FPS video kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 802.11ab GnAC desteğimiz var. Bluetooth 5.0 var. Bu da güzel. 5100 mAh'lik bir pilimiz var ve 310 gram da ağırlığımız olduğunu söyleyelim. Tabletin satış fiyatı ise arkadaşlar yaklaşık olarak 1000 TL, en azından biz bu kutu açılımı yaptığımız ve yayınladığımız tarihteki fiyatı oydu. Güzel, şirin, 8 inçlik tıklaması vesairesi sorunsuz bir tablet. Biliyorsunuz çok ucuz tabletlerde sıkıntılar olabiliyor. Çocuk köşesi de var. Bunu açtığınız zaman çocuklarınızın oynayabileceği böyle ding 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 böyle göz koruması varmış. Gösteriyor, anlatıyor. Şifre falan girmemiz gerekiyormuş. Tamam, buradan çıkalım biz şimdi. Çünkü şifre girmeyelim. Sonra sıkıntı olabilir. Çocuklarımıza verdiğimiz zaman da o bölümde, sadece o bölümde oynayabiliyorlar. Başka yerlere en azından giremiyorlar. Böyle de bir durum söz konusu. Evet arkadaşlar, kutu açılımımız burada bitiyor. Güzel ve detaylı bir inceleme de gelecek Huawei MatePad T8 ile ilgili olarak. O gün gelene kadar YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada ürünle ilgili merak ettiğiniz sorular varsa, şunu yapabiliyor mu? Şöyle bir özelliği var mı? Şunu mu alayım, bunu mu alayım? Onun yerine bu daha mı iyidir, şu daha mı iyidir gibi sorularınız varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Ha bu arada 3,5 mm'lik bir kulaklık çıkışı da varmış. Onu gözden kaçırmışım hemen şurada. Onu da söyleyeyim ki en azından eksik bilgi vermemiş olalım sizlere. Güzel de bir tablet olmuş. Ürünle ilgili merak ettiklerinizi bu videonun altında sorabilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.